Birinci bölüm. Rasyonel şifreleme. Sezar şifrelemesinin ardından belki de en ünlü şifreleme, rasyonel şifreleme veya İngilizlerin dilinden rotor makinesi olmuştur. Bugün konu olarak işleyeceğimiz enigma makinesi de bu türün en popüler örneğidir. İkinci bölüm. Enigma makinesi. Enigma, İkinci Dünya Savaşı sırasında İkinci Dünya Savaşı Almanyası tarafından gizli mesajların şifrelenmesi için kullanıldı. Birçok değişik türü bulunan bu makine 1920'li yıllarda kullanılmaya başladı. Bu makinenin en ileri 2. Dünya Savaşı Almanyası tarafından savaş sırasında ve öncesinde kullanılmışlardı. Almanya'nın silahlı kuvvetleri olan Wehrmacht'ın makinesi en konuşulan modeldi. Aslında bu makine Almanlar için birazcık da kötü sonuçlara yol açacaktı. Müttefik devletler bu makineyi deşifre edebilmişlerdi. Büyük ve önemli mesajlar çözümlenebilmişlerdi. 3. Bölüm Bletchley Park İngiltere'de Bletchley kasabasındadır. Bu lokasyon İngilizler tarafından 2. Dünya Savaşı Almanyası'nın Enigma şifrelerini çözümlemek için kullanıldı. Peki müttefikler bu şifreyi nasıl çözüyorlardı? Enigma'nın bazı zayıf yanları dışında müttefikler bu sistemi ele geçen kod kitapları, örneğin ele geçen U-110 gemisinin ele, ele geçen ekipmanları ve prosedür açıkları sayesinde çözebiliyorlardı. 4. Bölüm çalışma sistemi. Elektromekanik bir sistem olan Enigma sistemi rotor makinesinde olasılık üreten bir makinedir. Klavye tuşuna basıldığında rotorlar döner. Rotorun dişli mekanizması algoritma programlama programlamandan önce sökülür. Farklı konuma takılır. Her mesaj çekiminden önce elektrik soketleri farklı bir şekilde dizilir ve böylece şifrenin bulunması daha da zorlaşır. Videomu beğendiyseniz Lütfen like atmayı ve kanalıma da abone olmayı unutmayın. Teşekkürler.